Merhaba yadigarı bir tanem Ali'cim. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Nazik davetler üzerine geldim, icabet ettim. Teşekkür ediyorum öncelikle BKM'ye ve Güldür Güldür Show ekibine. Gördüğünüz gibi deplasmandayım. Bu akşam bir hikaye anlatacağım size. Hak dostum hak diye başlayalım size. Hoş olsun muhabbetimiz bizden size. Efendim, hikayemiz şöyle. Gene aylardan bir Ramazan ve bir sofra kurulmuş. İftar yapılmış, şerbetler içilmiş, herkes bir kenara çekilmiş. Koyu bir muhabbet başlamış. Evin içinde misafirlerden biri evin erkek çocuğuna sormuş. Evladım, sen büyüyünce ne olacaksın bakayım diye. Çocuk da cevap vermeye hazırlanırken oradan misafirlerden Rumeli'li Hüsmet Aga lafa girmiş. Abi ne olacak be ya? Olsun topçu. Koştursun topun peşinde. Transferden transfere koşsun. Milyonları indirsin cebe. Çocuğun babası birdenbire İdris sinirlenmiş. Sen hesap kitap bilmiyor musun daha? Ne topçu olacak, ne popçu olacak? Olsun müteahhit. Diksin rezidansları, gökdelenleri. Ondan sonra satsın anasının nikahına milyonları indirsin cebe. Vay. Bir herkes susarken birden onlara tatlı getiren Ermeni dostları Artin amca lafa girmiş. Oğlum sen hiçbirini dinlemeyesin. Olasın estetisyen. Kimse kendi suratından memnun değil. Kırasın burunları, geresin suratları, kapında kuyruk olurlar, kırarsın milyonları. Anneanne atılmış ortaya. Çocuğun kafasını karıştırmayın o yol. Ne estetisyen, ne topçu, ne popçu, hiçbir şey. Benim torunum olacak, ne olacak biliyor musunuz? Doktor olacak. Ben hastalanınca bana bakacak, beni iyileştirecek katiyen. Öyle bir şeye müsaade etmiyorum. Sakın ha evladım dinleme. Çocuk bu kargaşa devam ederken ayağa kalkmış demiş ki hiçbirinizi dinlemiyorum. Ben öncelikle işimi, eşimi ve aşımı seçmek istiyorum. Önce işimi seçiyorum. Ben büyüyünce tiyatrocu olacağım demiş. Bir sessizlik buz kesmiş etrafı. Herkes vah vah yazık bu çocuk perişan olacak, aç kalacak. Sürünecek, sosyal garantisi olmayacak, perişan olacak, yavrum vah vah diye yazık dövünmeye başlamışlar, ağlamaya başlamışlar. Fakat çocuk hiçbirini dinlememiş. Ben tiyatrocu olacağım, insanı insana insanla anlatacağım, hayatın bir aynası olacağım diye. Seneler geçmiş, çocuk tiyatrocu olmuş. Sonradan bir oyunda rol almış ve o oyunda herkesin zengin olsun, lüküs bir hayat yaşasın diye ısrar ettiği çocuk o oyunda lüküs hayat özlemi içinde yaşayan insanlara lüküs hayatı anlatmış ve yıllarca söylenmiş o şarkı dillere destan olmuş. İster misiniz tekrar o şarkıyı birlikte söyleyelim? Halim yaman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. İki tane otomobil, biri açık biri değil. Ahçı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya. Gece olur davetlisin, ya dinleye ya baloya. Hey lüküs hayat, lüküs hayat, bak keyfine. Gelince adadasın, mayo giymiş kumlardasın. Etrafında güzel kızlar, canın çeker burnumsuzlar. Hanım motorla dolaşır, hanım serbest kim karışır. Bakarsın şeyleri bazı, dünya böyle sanır razı. Sen de kendi hesabına, topla akşam etrafına. Sarıları, esmerleri, kır şampanya kadehleri. Hey lüküs hayat, lüküs hayat. Yeah.
Katılarımıza ve de sen de söyle.